İyi akşamlar, herkese selamlar. Ben de kimse kırılmayacaksa müsaadeyle birkaç kelimeyle giriş yapayım bu güncel mevzuya. Ya bugün yapılan, özellikle stüdyodaki bütün dostlara yapılan saldırı şiddet tıkınıyoruz. Hatta dördünüze artı bir olmak için bekleyen gönüllü yüzlerce gazeteci meslektaşınızdan biriyim. En azından tarafımız belli olsun, bu da kayda geçsin. Var diyeyim, umarım bundan da kimse kırılmaz. Teşekkürler Ruşen. Dileriz. Ruşen, sağ ol, hoş geldin bir kez daha. Şimdi önemli şeyler anlatacaksın. Sen geçtiğimiz günlerde, ki aslında kayda geçsinin ilk gününden bugüne, sınırdan geçişleri buradan duyurdun. Başın defalarca belaya girdi. Günde kaç kişinin giriş yaptığı, hangi yöntemler kullanıldığını, rotaların nasıl değiştirildiğini burada hep birlikte kayda geçirdik. Şimdi geçtiğimiz günlerde yine gittin sınıra. Ne oluyor acaba demek için ve gözaltına alındın. Bir o süreci anlayalım. Sen niye gitmiştin, neyi çekecektin ve neden gözaltına alındın? Evet, aslında geçtiğimiz hafta daha öncesinde İran hükümetinin, özellikle son seçiminden sonra seçilen Pezeşkiyan hükümetinin İran kamuoyuna bir seçim vaadi vardı. O seçim vaadinden biri de İran'daki mültecilerin büyük bir kısmını ülkelerinde deport edeceğini ve kendi ülkelerine göndereceğine dair bir vaat vermişti. O vaat geçtiğimiz aylarda İran İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamayla, onların takvimine göre söylüyorum, Mayıs 2025'e kadar, yani güncel bizim kullandığımız takvime göre Aralık ayına kadar, 2024'ün son ayına kadar bütün mültecilerin ülkelerinden deport edileceğini ve sınır dışı edileceğini dair bir karar açıklamıştı. Ve biz aslında sınırı uzun yıllardır takip ettiğimiz için şunu çok iyi biliyoruz. Özellikle İran'ın aldığı, hükümetinin aldığı veyahut da rejimin aldığı kararların yansımalarını sınırdan biz 10 ile 15 gün içerisinde Türkiye'de Van sınırında görüyoruz. Pakistan ve Afganistan'ın aldığı kararları da yine 20-25 gün içerisinde bir şekilde yansımalarını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü de tam bu açıklamaların üzerinden yaklaşık 15-20 gün geçmişti ve o Türkiye sınırında özellikle geçtiğimiz yıllarda belgelediğimiz, görüntülediğimiz noktalardan yeni bir hareketlilik var mı? Varsa durum nedir diye aslında bir gazetecilik fikri takibiydi. Derdimiz de biraz oydu. Fakat öyle bir şeyle karşılaştık ki daha önce yüzlerce defa girdiğimiz, haber takibi yaptığımız bölgenin bir askeri güvenlik bölgesi olduğunu, ilan edildiğini söyledi oradaki askerler. Ve biz hani tamam, madem askeri bölgeydik, çünkü bizim oraya girişimizle ilgili bir levha, bir Türk bayrağı şeyden bahsediyorum, çadır kurulmuştu orada. O çadırda buranın askeri bölge olduğunu belirtecek hiçbir emare yoktu. Ve biz de oradaki askerlere durumu gayet iyi, normal anlattık zaten. Yani müneccim değiliz ki biz burada bir askeri kontrol olduğunu. Dolayısıyla varsa böyle bir sorun, görüntü almadan geri dönebileceğimizi ifade ettik. Fakat oradaki uzman asker önce bir üst amirine, o üst amir diğer üst amirine derken bölgeye, bizim bulunduğumuz sınırın sıfır noktasına yakın bir bölgeye Tugay komutanını kadar getirmiş oldu ve onun ardından da bizi jandarmaya teslim ederek yaklaşık 6-7 saatlik bir gözaltının ardından, yanımda bulunan gazete Duvar Van temsilcisi gazeteci arkadaşım Kadir Cesur'un da 150 bin liralık makinasına, mesleki ekipmanlarına el koyarak serbest bırakıldık. Fakat ne anladık bu meselelerin özetinde? Yeni bir yöntem belirlenmiş. Dolayısıyla gazetecilerin sınıra gitmesi artık eskisi kadar kolay değil diyebileceğimiz bir örnekle karşılaştık maalesef. Şimdi Ruşen, diyorlar ki biz göndereceğiz. Nasıl bir sayıdan bahsediyoruz? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Normal şartlarda Ekim aylarında geldiğimizde, Eylül-Ekim aylarına geldiğimizde biz diğer yıllarda sayının 150 ya da 200'e kadar gecelik, her gece için düştüğünü görmüştük. Fakat geçtiğimiz hafta yine yerel kaynaklardan ve İran'daki kaynaklardan aldığımız bilgilere göre hala İran'dan Türkiye'ye her gece 300 mültecinin geçtiğini teyit edebiliyoruz. Bunların en azından kaynaklar tarafından göründüğünü, her gece de 300 kişinin geçtiğini söyleyebiliriz. Bunlar yakalananlar mı Ruşen? Bunlar yakalanmadan geçenler mi? Bu sadece yakalanmadan, sınırı kaçak olarak geçip Van'a giren, Van'dan sonra da rotasına, batıya doğru devam eden mülteciler.
Yakalananlarla ilgili zaten bir sayı yok ki. Yakalananlarla ilgili özellikle İçişleri Bakanlığı'nın son dönemde bütün ülkede başlattığı arama çalışmalarından sonra yakaladığı göçmenleri yine Van sınırına, Van'daki geri gönderme merkezine gönderdiğini ve buradan yine İran'a deport ettiğini gördük ki. Fakat bu da bu günkü 300'lük sayıyı şişiren bir noktaya geliyor. Çünkü gönderdiğin Afgan mültecilerin kahır ekseriyeti zaten yıllardır ya Türkiye'de kurulu bir düzene bulaşmış veya da kurulu bir düzen oluşturmuş insanlar ya da zaten gittiği ülkede, gideceği ülkede herhangi bir alternatifi olmayan, Afganistan'a artık dönmek için hiçbir bağlayıcı noktası olmayan insanlardan oluşuyor. Nitekim Türkiye'de mültecileri zaten direkt Afganistan'a değil, çoğunlukla da üçüncü bir ülke olan İran'a itiyor. Dolayısıyla biz geçtiğimiz aylarda yine Van'da görüştüğümüz bir mülteciyle, ki çok ilginç gelmişti bana, 11. defa, 10 defa deport edilmiş, 11. defa Van'daydı ve onu Van'da gördük. Yani bu sayıya Türkiye'nin belli kentlerinden toplanıp deport edilip bir daha geri gelenler de ekleniyor. Dolayısıyla sayı bu haliyle oldukça yüksek görünüyor. Fakat mesele sadece mülteci geçişleriyle ilgili değil aslında. Dünyadaki konjonktür değişiyor ve İran'ın aldığı kararları da biraz mülteci meselesini aslında en başından beri istediğim şekilde biraz o taraftan bakmak meselesi. Çünkü İran bir harbe hazırlanıyor ki nitekim biz yayına başlamadan önce de İsrail 250 ile 400 arası balistik füze fırlattığı ajanslara düşmüştü. İran bu meseleyle birlikte aldığı özellikle göçmenleri ülkemizden göndereceğiz kararıyla birlikte tabiri caizse bağırsaklarını ya safrasını atıyor ve harbe hazırlanıyor diyebiliriz. Çünkü oradaki göçmenleri ve mültecileri özellikle hükümet olası bir harpte kendi milli bekası açısından en azından şimdilik bir tehdit olarak görüyor. Rejim de bunu zaten böyle değerlendiriyor. Fakat gönderdiği mültecilerin tamamı yine İran ilginç bir yöntem uyguluyor. Ülkeyi neredeyse ikiye bölmüş diyebiliriz. Özellikle İran'ın doğusunda olan göçmenleri gerçekten de oradaki sınır kapısına, İslam Kale sınır kapısına, İran'da bulunan İslam Kale sınır kapısından deport ediyor, Afganistan'a gönderiyor ki son 8 ayda 500 binden fazla Afgan'ı İslam Kale kapısından Afganistan'a gönderdiğine dair Afgan yetkililerin bir açıklaması var. Fakat İran'ın batısında yani bizim Türkiye sınırına doğru olan bölgedeki mültecileri de Türkiye'ye doğru iteliyor. Burada ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Bir tıpkı Türkiye'nin Avrupa'ya kullandığı gibi sınırları açarız, mültecileri göndeririz tehdidinin bir benzerini biz İran'dan Türkiye'ye karşı görüyor gibiyiz. İkincisi de özellikle harbe hazırlanırken İran bu geçişleri çoğaltarak Türkiye'ye yerleştirmek istediği her şeyi de yerleştirecek gibi görünüyor. Ne demek o Ruşen? Ruşen o ne demek? Türkiye yerleştirmek istediği her şeyi de yerleştirecek ne demek? Bunu neden söylüyorum? Yine geçtiğimiz zamanlarda biz aynı bu programda özellikle İran istihbaratının Van'da Milli İstihbarat'tan belki zaman zaman çok daha aktif operasyonlar gerçekleştirdiğini ve MIT'in de burada çok rahatsız olduğunu, hatta yine aynı böyle bir rejim muhalifi kaçırma operasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada da bu çetenin başının da kamuoyunun Burhan Kuzu'dan tanıyacağı Naci Şerif'i zindaşlı olduğu iddianameye girmişti. Dolayısıyla İran aslında bu göçle birlikte harbe de hazırlanırken Türkiye'ye geçirmek istediği ne varsa, artık aklınıza ne geliyorsa, bu bir örnekti az önceki istihbarat üyelerinin, yerleştirmek isteyeceği çok açık. Yani ne istiyorsa onu da yapacak. Fakat yine ilginç bir nokta var. Politik zeminde özellikle Afgan mültecilerin, ki İran'da sadece Afgan göçmenden bahsetmek doğru değil, bunun yanında Bangladeş, Pakistan, hatta zaman zaman Özbek göçmenlerinde olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Kahır ekseriyeti bunların da zaten Sunni geleneğe sahip ve üstelik bunlar sadece Sunni de değil, özellikle Afganistan'dan gelen göçmenlerin yine büyük bir çoğunluğu Nakşibendi felsefesinin Halidiye koluna üyeler ve bu fikri benimsiyorlar. Türkiye'de de çok yaygın bir tarikat. Türkiye'de zaten bütün tarikatlar neredeyse Nakşibendi ve Halidiye koluna dahil. Dolayısıyla özellikle oradan gelen göçmenlerin Türkiye için bir
siyasal İslamcı İtali olarak da görmek mümkün. Zaten özellikle kamuoyunda tartışılan işte Türkiye'nin demografik yapısı değişiyor tartışmalarının aslında şu pencereden bakmak lazım. Yani bir ırksal değişimden ziyade bir mezhepsel değişim aslında çok daha tanımlanabilir ve doğru bir tespit olur. O da şu: sol, sosyal, seküler, laik, devrimci, demokrat kesimin karşısında siyasal İslamcı, muhafazakar ve mütedeyyin bir demografik yapının değişiyor olması tanımı özellikle sınırdaki hattı gördüğümüzde çok daha yerinde görünüyor. Ruşen, bir de şöyle bir yani batısındakiler özellikle anladığımız kadarıyla İran bir savaşa hazırlandığı için doğusundakileri Afganistan'a gönderiyor, içindeki göçmenleri, mültecileri, batısındakileri de Türkiye'ye doğru sürmeye hazırlanıyor. Ya bu konuda bir tahmin var mı? Yani ne kadar bir nüfus ve bu nüfus hep daha önce gördüğümüz gibi genç erkek bir nüfus mu? Çünkü hep o bölgeden Afgan, Pakistan, o bölgeden gelenlerin genç erkek nüfusu olduğunu da görüyoruz. Ve sayı tabii ne kadarlık bir sayıdan bahsediliyor? Şimdi İran İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla ülkelerindeki 5 milyon mülteciden söz etti. Ve bu 5 milyon mültecinin ülkelerinden deport edileceğini duyurdu. İran'daki yerel kaynaklar, sınırdaki görgü tanıkları ve bizim yine gözaltına alınsa bile yaptığımız araştırmalar sonucunda gördük ki İran bu kararı aldıktan sonra Taliban'a geri gönderilme korkusu yaşayan Afgan göçmenler oraya geçmek istemediği için yıl sonunu beklemeden hareket haline geçmiş durumda. Ve İran'daki yerel kaynakların bize verdiği bilgiye göre 100 bin mültecinin hareket halinde batıya doğru yürüdüğünü. Yani şu an 100 bin yürüyor yani. 100 bin kişi en azından geçiş yapmak için Taliban'ın olduğu Afganistan'a teslim edilmemek için İran'ı terk edeceği bilgisi var ki bu 100 bin bence iyimser bir rakam, daha da fazla olabilir. Bununla birlikte yine tam bir keşmekeş yaşanıyor. Şimdi resmi rakamlarda Türkiye'de 5 milyon mülteci var. Bazı iddialarda 8, bazı iddialarda 10 milyona yakın. Yine 3 ila 5 milyon arasında İran'da bir mülteci sayısı var ve Yunanistan'da da çok az olmakla birlikte bir sayı var. Öyle bir noktaya geldi ki ya tabiri caizse tam anlamıyla medeniyet çökmüş durumda dünyada. 15 milyon mülteci İran, Türkiye, Yunanistan arasında top gibi oynanıyor. Yine Yunanistan bir noktada hani mülteci sayısı az olduğu için bu denklemden çıkar ama İran'la Türkiye, biz önümüzdeki süreçte İran'la Türkiye arasında ciddi bir mülteci itelemesi göreceğiz gibi görünüyor. Nurşen, bu cümleni unutma. Bir şey daha soracağız. Çünkü çok kısacık bir aramız var. Hemen geleceğiz. Çok kısa bir ara buradayız. Tamam.